ilahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mi'rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'i eshabına olsun ya Rab. Amin. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerimize başlamadan evvel sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Hayırlara vesile kılsın inşallah. Ve bu gecenin feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün yine Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri olarak, ekranlar başında bizleri izleyenler olarak sizlerle birlikte olacağız. Önemli bir mevzuda geceyi hem ihya etmek adına hem de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için çok değerli bir konuğum var. Konuğumla birlikte sizlerle olacağız inşallah. Çünkü hani programımız İslam ve Sosyal Hayat diyoruz. Yani sosyal hayatı ilgilendiren her şey bizim tabii olarak dini hayatımızı da ilgilendiriyor. Çünkü sosyal hayat denince bir Müslüman için dini hayatın ta kendisini ifade ediyor. İşte bundan dolayı da bu konuda görüşlerinden istifade edeceğimiz, tavsiyelerine pür dikkatle dinleyeceğimiz çok kıymetli hocam, Şanlıurfa İl Müftümüz Mehmet Taştan hocamı konuk edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun Kıymet Hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Rabbim daha da iyi eder bize inşallah. İnşallah değerli hocam. Temenni ediyoruz. Kıymet Hocam, şimdi bir süreç yaşanıyor. Dedi ki tabii hakikaten yani hani ilk defa bile karşılaştığımız bir süreçte olunca ne yapmamız gerektiği noktasında bazen şaşırabiliyoruz. Afallayabiliyoruz. Ve bu konuda da yol göstericilere ihtiyacımız var. Ama böylesine sıkıntılı dönemde çok güzel bir haber de aldık. İki gün önce malumunuz aslında beklemiyorduk da. Tabii bir özlem vardı ama böyle bizim için bir sürpriz karar oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız daha önce iki vakit cemaatle camilerde kılınan namazlarımızdan dolayı bunun beş vakite çıktığını ifade etti, mesajla paylaştı ve siz il müftülüğümüz olarak da camilerimizin beş vakit namaz kılınması için şartları uyan camilerimizin kılınmasını tavsiye ettiniz. Hamdolsun bu bize bir sevinç kaynağı oldu. İsterseniz öncelikle böyle bir gecede bununla ilgili duyularımızı paylaşırsak neler söylersiniz? Cenab-ı Hakk'a hamd, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a salatu selamlar olsun. Amin. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi izleyen aziz izleyicilerimizin, ümmeti Muhammed'in, amin, hepimizin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun hocam. Bu güzel temenniden sonra, duadan sonra ülke olarak, daha doğrusu bütün dünya olarak son zamanlarda çok nadir görülen bir sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz. Covid-19 veya işte koronavirüs namıyla bilinen, artık çocuklarımızın bile vaksini yaptığı, evet, bebeklerimizin bile diline düşen bu maalesef illeti hep beraber yaşıyoruz. Tabii zararlarını da görüyoruz ama şer zannettiğiniz şeylerde bir takım hayırların gizli olduğunu da Rabbimiz bize haber veriyor. Bir takım hayırlarını da yaşamıyor değiliz. Elhamdülillah. Tabii takribi 4 aydan bu yana, yani Mart ayının 11'inden sonra, doğru, Türkiye'de görülen
bir vatandaşımızın vefatıyla birlikte başlayan bir süreç yaşadık. Evet. İnsanlarımız uzun soluklu bu süreçte evlerine girdiler. Bir kısmı dışarı çıkma imkanı bulamadı. Bu sebepten camilerimizin kapıları kapanmadı ama evet. Başta üzerimize farz olan cuma namazımızı doğru. ve diğer beş vakit namazımızı cami dışında evlerimizde eda etmek zorunda kaldık. Çok doğru. Bunu hiçbir insan, hiçbir Müslüman tabii gönül arzusuyla yapmadı. Ancak dinimizin de emri budur zaten. Kur'an-ı Kerim'de infak ve sadaka ile alakalı aslında evet. özelde inen bir ayet-i kerimedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tulku bi eydikum ile tehluke. Evet. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İnfakın sadakanın kesildiği bir toplumda evet. kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmış oluruz demektir bu aslında. Doğru. Yani bunun izahı mesajı vardır. Mesajı oraya veriyor değil bunun mi? Bunun izahı hocam? Çoktur. Lakin evet hocam. Genel itibariyle de bütün tehlikelere karşı Müslümanın müteyakkız uyanık olması, kendi eliyle o tehlikenin içerisine kendisini atmaması emredilendir. Dolayısıyla bu emri dinleyerek, yani evet. Allah'ın bir emrini dinleyerek kendimizi tehlike içerisine atmamak gibi bir gayretin içerisine girdik hep beraber. Çok doğru. Bu manada farz olan cuma namazımızı da kılamadık. Evet. Sünnet olarak camide, sünnet-i müekked olarak cemaatle kıldığımız namazlarımızı, farz namazlarımızı doğru. evimizde kılmak durumunda kaldık. Ramazan-ı Şerif'te teravihi camilerimizde kılamadık. Elbette bu sene evet, bu hocam. Manada çok mağduriyet ve mahcubiyet yaşadık. Bu arada hocam kıymetini de anlamış olduk. Evet, evet. Doğru. İşte hayır doğar dediğim şey aslında oydu. Doğru hocam. Tabii hep beraber bir cami özlemi içerisine girdik. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki 29 Mayıs itibariyle bayramdan sonra evet. İstanbul'un fetih yıl dönümü münasebetiyle belki ona tevafuk eden bir günde doğru. hep beraber iki vakitte olsa öğle ve ikindi tabi öğlen vakti cumaya denk geldiğinde cuma namazını doğru. Camide veya camiye bitişik bir arazide doğru. açık alanda evet. cuma namazı için ama diğer iki vakit namazımızı öğlen ve ikindini evet. cami içerisinde şartlarına uyarak maskemizi takarak abdestimizi evde alarak evet. efendim seccademizi de evden getirerek maskeli bir şekilde gelip kılmaya başladık. Elhamdülillah. Fakat beş vakit namazın tamamını camide cemaatle kılma arzumuz vardı. Bu arzumuzu çeşitli mahfillerde dile getirdik. Evet. Da geçen Ankara'da yapılan toplantıda başkan yardımcılarımıza, evet. Diyanet başkan yardımcılarımıza ve genel müdürlerimize bunu ifade ettiğimizde kendilerinin de böyle bir beklenti içerisinde olduklarını gördük ve Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun çok geçmeden iki gün önce İlim ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararla Dışişleri Bakanlığımızın talimatıyla evet. Valiliklerimize gönderilen talimatıyla evet. Beş vakit namazımızı da evet. yine abdestimizi evde alarak doğru. maskemizi takarak ve seccademizle camiye gelmek suretiyle camilerimizde eda etmeye başladık elhamdülillah. Hocam hakkınızı helal edin. Sözünüzün arasına gireceğim. Şu anlamda kıymetli hocam özellikle şey anlamında ben o sevinci cami cemaatimizin sevincini camiye olan özlemini şöyle bir örnekle anlamlandıracağım kıymetli hocam. Şöyle bir örnek yaşadım. Yani salı günü şey olunca
Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması olunca 5 vakit camide cemaatle namazların kılınacağına dair daha önce herhangi müftülükten bize bir mesaj gelmediği halde, çünkü hazırlıksız hepimiz yakalandık ve anında baktım ki cami cemaatinden bir abimiz, bir değerli hacı abimiz telefon açtı bana. Hocam, hocam gözümüz aydın. Artık camide cemaatle namaz kılabileceğiz dedi. Oysa benim haberim yoktu. Sevindim. Öyle mi dedim, hacı abi nereden biliyorsun, bu bilgiyi nereden aldın? Demek ki takip ediyor, bir özlem var. Dedi ki hocam az önce Diyanet İşleri Başkanımız mesajla paylaştı onu. Televizyondan ben seyrettim dedi, gördüm dedi. İyi, sevindim. Ondan sonra hemen peşinden başka bir abimiz telefon açtı. Hocam inanın yatsı namazına kadar, akşamla yatsı arası telefonlar susmadı. Yani hocam gözümüz aydın, camide artık cemaatle namaz kılabileceğiz düşüncesiyle o şekilde telefonlar geldi. Yatsıya kadar telefonlarım susmadı. Bu da halkımızın, Müslümanların o camiye, cemaate olan özlemini anlamlandırmak adına. Hocam tabii ki yani camiler Müslümanların buluştuğu, doğru, birbirlerinin dertleriyle dertlendikleri, kederleriyle mükedder oldukları, sevinçlerini paylaştıkları mahallerdir. Camiler sadece namaz kılma yerleri değildir. Doğru. Dolayısıyla buraların yeniden açılışı, mescitlerimizin yeniden 5 vakit ibadete açılışı, evet hocam, cemaatimizi ve bütün müminleri mesrur ve mutlu kılar. Allah'a hamdü sena ediyoruz. Elhamdülillah. Rabbim bu hastalıktan ümmeti Muhammed'i, hı-hı, ve bütün insanlığı kısa sürede kurtarsın. Amin. Amin. Değerli dua hocam, böylesine bu güzel duygular bizimle paylaştıktan sonra malum yani Şanlıurfa'da şu korona hadisesi gün geçtikçe artıyor. Yani gün geçmiyor ki yeni vaka sayıları gelsin. Dün itibariyle zannedersem basında paylaşılmıştı 79 binanın karantina altına alındığını, sayısız bu şekilde vakaların geliştiğini üzülerek ifade ediyoruz. Yani İl Hafız-ı Sıha Kurulumuzun malum günde bir iki, dört defa da camilerimizden anons yapıyoruz. Evet. Aldığı bir karar var. Maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe zorunluluğu gibi gibi tamamen toplum sağlığını ilgilendiren, bizim sağlığımızı ilgilendiren bu konuda defalarca kararlar alınmasına rağmen halen bazı kardeşlerimizin böyle sokakta maskesiz dolaştıklarına, dikkatsiz hareket ettiklerine, hem kendilerini hem de karşıdaki insanları tehlikeye, sağlıklarını tehlikeye düşürdüklerine şahit olmaktayız maalesef. Evet. Bu anlamda değerli hocam, yani hem dini boyutuyla hem de insani boyutuyla bizler neler söyleyebiliriz? Çünkü şöyle bir şeye de gelebiliyor. Bazen o kardeşlerimizi dinlediğimiz zaman bana bir şey olmaz gibisinden böyle basit cevaplar da alabiliyoruz. Bu anlamda o kardeşlerimize neler söylersiniz? Şimdi öncelikle konuşmamız esnasında Sayın Valimizin bizi rahatlatan bir mesajını aldık. Onu iletmek istiyorum. Sonradan güzel sorunuzun cevabına geçeyim inşallah. Buyurun hocam. Malum İçişleri Bakanlığımız bir karar aldı. Evet. 5 vakit namaz camide kılınacak diye. Elhamdülillah. Işte. Ama cumaları biz tabii camiye bitişik avlularda, açık mahallelerde kılıyor idik. Doğru. Tabii İl Pandemi Kurulu'nun da, evet, Hıfzı Sıha Kurulu'nun da bir karar alması gerekiyordu İçişleri Bakanlığımızın talimatı üzerine. Evet. Bugün Sayın Valimizle dolayısıyla bu mevzuyu görüştük. Bu mevzuda toplantı yapıldı. Evet hocam. Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız, Pandemi Kurulu, doğru, İl Hıfzı Sıha Kurulu bu konuda karar verdi. Açık mekanda kıldığımız, evet, cuma namazlarımızı artık yarın cumadan itibaren, evet, kapalı mekanlarda dahil, evet, inşallah kılabileceğiz. Çok güzel. Evet, evet bu müjdeyi buradan Allah razı olsun. Sayın Valimizin bize müjdesini biz buradan aldık ve bunu Şanlıurfalı kardeşlerimizle, evet, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elhamdülillah. Lakin, evet hocam, hem sorunuzla birlikte şu mevzuyu akıldan asla çıkarmamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vebalı yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkmışsa oradan da çıkmayınız. Buyur diyor. Evet. Allah Resulü'nün bir talimatıdır bu. Aleyhissalatü vesselam. Yani karantinadan bahsediyor. Doğru. Yani وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ لَتْتَهْلُكَ ayet-i kerimesini okuduk. Kendi elimizle kendimizi tehlike atamayız. Doğru. Bir başka ayet nazarıyla baktığımızda, evet, bir insanı ihya etmek,
onun sağlığını muhafaza etmek, ona hayat vermek. Evet. Üç kitapta ve Kur'an-ı Kerim'de, kitabımız Kur'an'da, evet, bütün insanlığa hayat vermek gibi örneklendiriliyor. Doğru. İnsanlığa. Yani bir insanın hayatının devamına yardımcı olmak. Doğru. Onun diri kalmasını sağlamak. Evet. Onun sağlıklı olmasını sağlamak. Evet hocam. Onun İslam ile, Kur'an ile diri kalmasını sağlamak. Doğru. Bütün insanlığı diriltmek gibidir. Subhanallah. Bir insanın, evet hocam, herhangi bir şekilde gerek maddeten gerekse manen, evet, ölümüne sebep olmak da bütün insanlığı öldürmek gibidir. Allah muhafaza. Yani insana verilen değere baktığımız zaman. Gel gelelim, evet hocam. Bana bir şey olmaz. Evet yani hocam, bana bulaşsa da ben gencim. Doğru. Peki o zaman işe başka bir cihetten yaklaşalım. Hı-hı. Evin genci dışarı çıktı. Evet. Hiçbir kurala riayet etmedi. Doğru. Gitti bir yerden koronayı kaptı. Evet. Ondan sonra evine geldi. Doğru. Çok sevdiği babacığının yanına oturdu. Evet hocam. Babacığı da yaşlıydı. Anneciği de yaşlıydı. Evet. Teyzeciği de yaşlıydı. Halası yaşlıydı. Evet. Veya müzmin bir hastalığa yakalanmış idi. Doğru. Bu şu ana kadar Türkiye'de vefat edenlerin %70 küsürünü, hı hı, bu hastalığa yakalanıp müzmin hastalığı olanlar teşkil ediyor. Yani şekeri, evet, kalbi, tansiyonu olup da bu hastalığa yakalanan insanlardan müteşekkil. Çünkü vefat edenlerin %70. Bağışıklık sistemi zayıf olunca. Şimdi bana bir şey olmaz diyen kardeşim. Evet hocam. Gittin, bana bir şey olmaz dedin. Evet. Sana bir şey olmadı. Sen onu aldın ve eve gidince onu kardeşine bulaştırdın, teyzene bulaştırdın, nenene bulaştırdın, dedene bulaştırdın, annene babana bulaştırdın. Evet. Bu vesileyle, bu sebeple onlar vefat ettiler. Bunun vebalini sen nasıl taşıyacaksın? Çok acı hocam. Bunun vebalinden nasıl kurtulacaksın? Yani bunu düşünmek bile insana... Cenab-ı Hak sana bunun hesabını sormaz mı? Kesinlikle. Yani bu işin bir vesile ile, evet, adam öldürmekten ne kadar farkı var? Ne kadar farkı var? Kesinlikle yani, öyle. Kesinlikle. Evet, alnına kurşun sıkmadın. Doğru. Ama kurşun kadar etkili onu öldürecek bir virüsle geldin, evet, onu hocam, zehirledin. Doğru. Adeta ve onun ölümüne sebep oldun. Ahiretteki cezasını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bilmeden değil kıymetli hocam. Yani bile bile. Hocam insan vicdan azabından kurtulamaz. Doğru söylüyorsunuz. Rabbim muhafaza. Ahirette etsin. Bunun cezası vardır. Keyfime bakayım derken, evet, insan keyfe ma yaşa, yani dilediği gibi yaşayamaz. Hele bir Müslüman asla bunu yaşayamaz. Bizim hürriyetimizin sınırları, evet, başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter. Güzel. Doğru. Bizim sınırlarımız sınırsız değil. Sınırsız bir özgürlük yok, değil mi? Bizim devletimiz, evet, bizim ülkemiz bu konuda bir takım tedbirler almış ve öneriyor. Doğru. Hepimiz 3 aya yakın bir süre içeride kaldık. Doğru. Evet, ülke ekonomisi için bir rahatlık gerekli. Ama bu rahatlık geçmişte olduğu gibi bir rahatlık değildir. Bu, evet, yine mesafeli bir rahatlıktır. Doğru. Bu yine tedbirli bir rahatlıktır. Doğru. Bu yine bir takım önlemler almak suretiyle ancak ulaşılabilecek bir rahatlıktır. Çok doğru. Kesinlikle Allah'a iman eden, peygambere ümmet olan hiçbir Müslüman, evet, ben maske takmam, ben mesafeye dikkat etmem, evet, esnafımız, berberimiz, bakkalımız, her türlü işi yapan insanımız, evet, sokağa lüzumsuz çıkma lüksümüz yok zaten. Eğer bir aciliyetimiz varsa, evet, bu aciliyet sebebiyle sokağa çıkabiliriz. Doğru. Ancak sokağa çıkarken hiç kimse maske takmama hürriyetine sahip değil. Allah bizi bağlıyor. Evet. Peygamberi bizi bağlıyor. Dinimiz bizi bağlıyor. Evet. İnsanlığımız bizi bağlıyor. Allah'a iman eden bunu yapmak zorunda. Evet. Peygambere inanan bunu yapmak zorunda. Toplumun varlığına, sosyaliteye inanan bunu yapmak zorunda. Evet. Ben insanım diyen bir insan bunu yapmak zorunda.
Allah razı olsun. Onun için. Evet hocam. Onun için herkes dikkat edecek. Bir aşı bulunup insanlar rahata, huzura kavuşuncaya kadar evet. geçmişte yaşadığımız rahatlığı yaşamak diye bir şey asla yok. Doğru. Namazda cemaat dikkat edecek. Evet. Esnafımız alışverişte dikkat edecek. Berberimiz insanlara tıraş ederken dikkat edecek. Doğru. Esnafımız mağazada malını satarken evet. bu hijyene, bu temizliğe Doğru. bu maske kuralına, bu mesafe evet. kuralına riayet edecek. Aksi takdirde evet, birbirimizin katili olabiliriz. Allah muhafaza. Bu kital, bu öldürme hadisesi sadece kurşunla yapılan şey değildir. Veya bir aletle, bir silahla yapılan değildir. Evet. İnsanları zehirlemek, virüs bulaştırmak, onların ölümüne sebep olmak, silahı kullanmak gibidir. Onun Çok için açık ve net söylüyorsunuz. İstirham ediyoruz. Rica ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz evet. size bir şey olmayabilir. Ama bu pandemi gösterdi ki, bu hastalık gösterdi ki aslında çocuklarımız da anne karnında doğduktan sonra evet. gençlerimiz de gençliklerine güvenerek belki çıkıyorlar ama evet. gençlerimiz arasında ölenlerin sayısı az değildir. Doğru. Yaşlı insanlarımız, hastalığı olan insanlarımız hep beraber devletimizin bizim için koyduğu kurallara riayet etmek zorundayız. Riayet edersek rahat ederiz. Doğru. Ama etmezsek emin olun bazı ülkelerin düştüğü acizliğe düşebiliriz. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza eylesin inşallah. Biz Türkiye'de şu anda bir kısım ülkelere göre çok daha rahatız. Elhamdülillah. Ama gelin bunun kıymetini bilelim. Doğru. Tedbirlerle buraya gelindi. Evet. Gelin bu durumumuzu muhafaza edelim. Hatta daha iyiye gidelim. Hatta ne olursunuz öyle bir seviyeye gidelim ki bugün elhamdülillah pozitif vaka olmadı diye bu bizim mutluluk sebebimiz olsun. İnşallah. Rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Vallahi dinen de birine bulaştıracak bir virüsü taşımak kabahattir, suçtur. Bu kabahati, bu suçu işlemek kimsenin kârı değildir. Zararlı şeyin hamili olmak onu yapmak gibidir. Doğru. Yani ha silahla birini vurmak, evet. ha da Allah silah lazım. Gibi etkili bir şeyi taşıyarak ona bulaştırmak, doğru. Kişinin netice itibariyle aynı şey. Sonuç aynı olunca, onun için doğru. lütfen dikkat. Allah rızası için dikkat. İnsanlık için dikkat. Doğru. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bir vücudun uzuvları gibiyiz. Hiç kimse çok benim parmağımdan bana ne diyemez. Çok benim tırnağımdan bana ne diyemez. Benim Doğru. gözümden, benim burnumdan, benim dişimden, benim kulağımdan bana ne diyemez. Mümkün değil. Madem bir vücudun uzuvları gibiyiz. Doğru. Müslüman başka Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Elden ve dilden selamet olmak ne demek? Aslında en zararlı, en sıkıntılı şeyler insanın elinden ve dilinden bulaşır. Çok doğru. Bugün de ağız yoluyla bulaşan bir hastalık var. Eğer bizim kanalımızla insanlar hasta olacaksa, evet. biz bu İslami vasfımızı korumamış oluruz. Allah korusun. Onun için dikkat edelim. İnşallah Mehmet Hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, hakikaten hocam işin dini boyutunu, yani hele şu pandemi sürecinde, bu cuma gecesinde çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Bizim bu kurallara uymamız, sosyal mesafeye, sağlığımızı korumak adına, başka kardeşlerimizin sağlığını korumak adına, zarar vermemek adına bu kurallara uymamızın, imanımızın, dinimizin, İslamımızın bir gereği olduğunu, Allah'ın emri olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konudaki tavsiyesini çok net bir şekilde ifade ettiler. Tabi bu arada ekranlar başında yeni belki televizyonu açmış olan kardeşlerimiz var. Hocam da ifade ettiler. Bize çok güzel bir müjde verdiler. Sayın Valimizin ki ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sayın Valimizin de mesajıyla hocam sözcülüğünü yaptılar. Allah razı olsun. Yarından itibaren cuma namazlarımızı sosyal mesafeye dikkat ederek maskelerimizi takarak abdestimizi evde alarak güzel cami içi de dahil kılabileceğiz. İnşallah. Yani dikkat edelim. Bu müjdeyi de aldık inşallah. Yarın Cenab-ı Allah bizlere evinde toplanmayı, orada cumayı ihya etmeyi nasip eylesin inşallah. İnşallah. Kıymetli hocam,
Şimdi tabii camiden çok bahsediyoruz Kıymet Hocam. Yani hakikaten cami hayatın merkezini oluşturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sizin varlığınız Kıymet Hocam. Kendisine bir barınak, kendisine ev yapmadan önce bana bir mescit için yer gösterin diye bir mescit yeri aradı, mescit yeri buldu, Mescid-i Nebi inşa etti. Yani adeta kendisini eviyle buluşturmadan önce insanlar Rabbi ile buluşacakları bir yer inşa etti, Mescid-i Nebevi inşa etti. Hocam mesken, evet hocam, oturacak yer, evet, bir kişiyi veya birkaç kişiyi veya bir aileyi ilgilendiren bir konudur. Doğru. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kamuyu, yani ümmeti düşündü. Ümmeti düşündüğü için, evet, ümmetin bir araya geleceği, kederini, şuururunu, evet hocam, gururunu paylaşacağı mescidi ön plana aldı. Elhamdülillah. Hem namaz kılınacaktı. Doğru. Hem ümmetin orada işi görülecekti. Çünkü Allah Resulü sadece peygamber değildi. Aynı zamanda bir liderdi. Aynı, evet, zamanda bir devlet başkanıydı. Onun için çok doğru. Mescid aslında bir ümmetin meclisidir. Karar alınan yerlerdir. O açıdan hele hele Allah Resulü için Medine'deki Mescid-i Nebevi, evet hocam, böyle bir büyük vazifeyi de barındıran bir yerdir. Çok güzel. Evet. Hocam bununla ilgili olarak kendi yaşadığım Kıymet Hocam Antep'te, Gaziantep Nizip ilçesinde görev yaptım. Buradan o köylü kardeşlerimize de, cemaatime de selamlarımı iletiyorum. Şimdi döndüğüm zaman Şanlıurfa merkeze babamları görmeye geliyordum. Ben gelip burada birkaç gün kaldıktan sonra izinli olarak döndüğüm zaman hocam yokluğunu o kadar çok hissetti ki. Niye diyordum amca, abim diyordu ki çünkü sen gidince, sen burada olunca biz senin yanında camide toplanıyorduk ya. Sen gidince herkes evine çekiliyor. Cami bizim buluşma noktamız. Ya, öyle. Görüşme noktamız. Öyle. Yani kıymetimizi bilirsek, evet hocam, layık olursak, doğru, bizler de din görevlisi ve gönüllüsü olarak, evet hocam, Allah Resulü'nün laikleriyiz. Çünkü İnşallah. Biz alim değilsek de alimlerimiz peygamberlerin varisleridir. Elhamdülillah. Öyle inanıyoruz, öyle biliyoruz. Rabbim inşallah izlerini takip etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymet Hocam. Kıymet Hocam bu süreçte tabii zorlu bir süreçti. 3 aya yakın bir zaman bizler camilerimizden ayrı kaldık. Cemaat olarak, toplum olarak uzakta kalmak zorunda kaldık şu salgından dolayı. Ama elhamdülillah ezan-ı Muhammedi sürekli okundu. Çok şükür. Camilerimiz açıktı. Tabii bu süreçte Kıymet Hocam yani en çok etkilenen görevlilerden birisi de din görevlileri. Kur'an kursu hocalarımız ve Diyanet görevlilerimiz. Yani günde 5 vakit ezan-ı Muhammedi okuyup milyonlarca insanın orada buluşmasına, bulunmasına vesile olan, davetine karşılık bulan o din görevlisi kardeşlerimiz şu 3 aylık süre içerisinde yalnız başlarına camide ezan okumak zorunda kaldılar. Caminin süsü olan cemaatin bulunmayışıyla camiler ıssız bir halde göründü onlara. Ki bence yani öylesine cemaatle omuz omuza sürekli namaz kılmaya alışmış o kardeşlerimiz için, bizler için Kıymet Hocam ki siz zaten sürekli bu işin içerisindesiniz. Bizler için hakikaten bundan daha büyük bir acı yoktu. Ama tabii bu süreçte Kıymet Hocam hocalarımız bu görevin yanında bu acıyla birlikte çok da güzel bir mesai yaptılar. Vefa sosyal gruplarına ki siz onları şu açıklayacaksınız inşallah. Evet. Vefa sosyal gruplarında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bazen nakdi yardım, bazen gıda yardımı, evet, yetimlerin, dulların, ihtiyaç sahiplerinin, hastalarının ilaçlarına bazen yetiştiler ve bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin yanlarında bulundular. Bu süreci Diyanet çalışanlarımız adına, din görevlerimiz adına nasıl değerlendirdiniz tabii ki, hocam? Tabii ki. Bizler din görevlisi olarak yani hem imam olarak hem, evet, diğer kademelerde görev yapan hocalarımız hep birlikte, evet hocam, ümmetin değer verdiği, arkasında durduğu, yanında durduğu insanlarız. Yani biz bir zaviyeden baktığımızda aile reisiyiz. Güzel hocam. Reis aslında evde ailesiz kaldı. Çok doğru. Kapısını açtı, uğraştı, didindi ama o aileyi sinesine çekemedi. Çok çünkü doğru. Pandemi vardı, çünkü hastalık vardı. Evet hocam. Fakat ezanlarımızı okuduk. Elhamdülillah. İlanlarımızı yaptık. Ve diğer kurumlarda Allah razı olsun herkes üzerine düşeni yaptı ama evet hocam. Kurumlar içerisinde sağlık müdürlüğünün dışında
Evet hocam. Onlar hariç olmak üzere polis teşkilatımız elbette herkes üzerine düşeni mutlaka Allah razı olsun. Bir hakkın yerine getirdi. Çok doğru. Hepsinden Allah razı olsun. Amin. Bu ülkenin ayakta kalması ve hayatiyetini devam ettirmesi hususunda gayret sarf eden bütün gönüllü insanlarımızdan Rabbim ebediyen razı olsun. Amin. Dilinize sağlık. Biz onlara dua ediyoruz. Ancak kendimizden bahsedecek olursak, evet hocam. Diyanet İşleri Teşkilatımızda çalışan her kademedeki personel gerçekten büyük bir performans gösterdi. Vefa destek gruplarında gerek kaymakamlıklarımıza, gerek belediyelerimizle birlikte, gerekse valiliğimizle birlikte, valiliğimizin koordinatörlüğünde çok harika işler başardı. Yani binlerce 65 yaşın üzerinde insanımız vardı. Evet. Bunların sokağa çıkması mümkün değildi. Doğru. Yine kimsesiz insanlar vardı. Bunların dışarıya çıkmamaları gerekiyordu. Birçoğunun maaşını bankadan çekip postaneden veya alıp yerine ulaştırmadan tutun da vakıflar kanalıyla, belediyelerimiz kanalıyla, yine sosyal yardımlaşma vakıflarımız kanalıyla evet hocam. Gelen yardımları yerine ulaştırmada din görevlerimizin rolü çok büyük idi. Biz elhamdülillah. Bunu Allah razı olsun. Bizatihi bir hakkın yaşadık gerçekten. Çok güzel. Arkadaşlarımızın %50'sinden fazlası bulundukları yerlerde, köylerde, ilçelerde evet. Tabiri caizse derde derman oldular. Elhamdülillah. Yani çaresiz insanlara çare oldular. Dolayısıyla arkadaşlarımızla biz gurur duyuyoruz. Ne güzel. Bu hocam. Vazifeyi yapan, icra eden arkadaşlarımıza ben televizyonumuz kanalıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Allah eksiklerini vermesin. Amin. Her zaman vatanımızın, vatandaşımızın yanında olduk. Bundan sonra da her mevzuda, her konuda, en dar zamanımızda evet hocam. Onların yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Allah razı olsun. Din görevlilerimiz çok güzel işler yaptılar. Dolayısıyla yapmaları da gerekirdi aslında. Hem dinimizin emri, doğru. Hem de ülkemizin geleceği açısından bu gerekliydi. Çünkü dinimiz sosyal bir din. Dinimiz birbirimize yardımı emreder. Doğru. Ve te'avenu alel birri ve takva diye bize emir verir. Çok yani doğru. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Doğru. Biz kalkıp da kötülük hususunda yardımlaşacak değiliz. Çok doğru. Çünkü bunu da dinimiz men ediyor. Çok doğru. Aslında bu ayet zaviyesinden bile olaya baktığımızda birbirimize maske takmak, mesafeyi korumak. Evet. Bu devletimizin bizden istediği şeyleri söylemek, uyarmak konusunda da bir görevimiz var. Yani sadece devlet kurumlarının görevi değil bu. Doğru. Her vatandaşımızın, her aklı başında Allah'ın akıl verdiği lisanıyla insanları uyarabilecek durumda olan her insanımızın görevidir. Maske takmayan kardeşimize kardeşim, evet. Lütfen maskeni takar mısın? Demek. Birbirine yakın oturan insanları uyararak lütfen doğru. Mesafenizi muhafaza ediniz demek. Doğru. Kardeşim, namazda evet saflar hocam. Hususunda aslında yan yana olmak namazın tadil erkanındandır değil mi? Çok doğru hocam. Çok Peygamberimiz doğru. Aleyhisselam insanların aleyhisselam. Omuzlarına ayaklarına vurdu. Saflarınızı düzeltin, sık tutun. Doğru, değil mi? Doğru, çok doğru. Ama biz bugün saflarınızı aman ha sık birbirinizin yanına gelmeyin. Mesafe koyun. Birbirimize 1,5 evet. metreden aşağı olmamak üzere doğru. Uzak durun diyoruz. Çok doğru. Maskenizi takın. Neden? Evet. O zaman rahat durumda sünnet olan evet. ya da namazın tadil erkanından olan evet hocam. Bir hususu biz bugün sağlık açısından gerekli olduğu için evet. Sünnet ve tadil erkandan kabul etmek durumundayız. Çok yani doğru. Bugünün tadili budur. Çok doğru. Bugünün erkanı budur. Budur. Bugün namaz böyle kılınır. Böyle kılmak zorundasın. Evet. Aksi takdirde Müslümana zarar vermiş olursun. Eğer namazda bunu yapıyorsak ve ta'avenu alel birri ve takva evet. Ayet-i kerimesini de böyle anlamamız lazım. Yani birbirimizi namazda olduğu gibi namazın haricinde de çarşıda, sokakta uyarmamız gerekiyor. Evet hocam. Din görevlileri elbet bu merhalede elhamdülillah gayet güzel işler başardılar.
Sayın Başkanımız da onlara teşekkür etti. Sayın Valimiz de çeşitli zamanlarda bu teşekkürünü ifade ettiler. Ben de buradan teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Kıymetli hocam, hem güzel bir noktaya değindiniz. Biz Güneydoğu TV ekranlarından din görevlerimize sizin dilinizle birebir teşekkür etmiş olduk. Allah emeklerini kabul eylesin inşallah. Amin. Güzel bir sınav verildi elhamdülillah. Millet olarak halen de sınavımız devam ediyor. Evet. Kıymetli hocam, bir de ikinci anlamda hani camide yıllarca omuz omuza saf tutmuş, yan yana durmuş, o şekilde namaz kılmış ve onu sünnet bilmiş. Az önce de ifade buyurduğunuz gibi yıllarca omuz saflarımızı sıkılaştırın diyerek saf tutmuş cemaatimizin bu uyardığımız durumda. Uyardığımız insanlara şimdi saflarınızı biraz açın mesafenizi diyoruz, demek zorundayız. Demek zorunda kaldık. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi hocalarımız bizde olmak üzere, Kıymet Hocam camide bazen cemaate anlatırken hakikaten oldukça zorlanıyoruz. Çünkü cemaate de şimdi dedik ya, yıllarca böyle bir ibadet bilinci gelişmiş. Sevgili hocam, ben küçük bir örnek vermek istiyorum. Buyurun aklıma hocam. Geldi. Şimdi babamızı severiz. Annemizi severiz. Çok doğru. Eşimizi severiz. Çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Evet hocam, kesinlikle. Bu sevginin yolu bazen çeşitli şekillerde sevgimizi gösterirken sarılırız, değil mi? Çok doğru. Efendim öperiz. Çok doğru. Yakınında yanına otururuz. Doğru. Tatlı söz söyleriz. Bu bizim de onların da hoşuna gider. Çok doğru. Şimdi onlara olan sevgimizi, evet hocam, yine tatlı sözle ifade edelim. Yine güler yüzle ifade edelim. Evet. Yine muhabbetimizi onlara sunalım. Yine yakınlığımızı, evet hocam, ama kalbi yakınlığımızı gösterelim. Güzel. Hiçbir zaman fiziki yakınlık. Evet. Şu dönemde. Doğru. Veya onlara sevgimizin ifadesi olarak onları öpmek gibi asla böyle bir hadsizliğe, tabirimi mazur görsünler. Çünkü bu konuda haddi aşmak onların hududuna girmektir, onların ölümüne sebep olmaktır. Allah korusun. Doğru. Bugün muhabbetimizi farklı şekillerde ifade etme zamanıdır. Sevgili doğru. hocam, birbirimizi seviyoruz. Evet, Müslümanın evet. Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir veya 6'dır buyuruyor Peygamberimiz, değil mi? Çok doğru. Vettiba'ul cenâis. Evet. Cenazeye doğru. katılmak. Katılmak. Şimdi bizim yöremizde taziyelere katılmak. Doğru. Askere giden evladımızı uğurlamak. Uğurlamak. Düğünde, değil mi? Birlikte davet edildiğimizde davet düğüne gideriz, değil çok mi? Çok doğru. Hadi bu da birbirimiz üzerindeki bir haktır. Çok doğru. Güzel de. Evet hocam. Bu hakkı şu anda farklı şekillerde ifade etmek zorundayız. Hakikaten öyle. Vatandaşımız eğer düğün yapmak zorunda ise, evet hocam, bu düğünü lütfen kalabalık yapmasın. Lütfen düğüne katılmak durumunda olan, evet hocam, anne, baba, kardeş gibi, evet hocam, çok az sayıda insan katılsın. Güzel. Lütfen yemek vermek, insanları davet etmek, yan yana oturtmak suretiyle onların günahına girmeyelim. Evet. Lütfen çocuklarımızı vatani vazifelerini icra etmek üzere askere gönderirken, doğru, gençlerimizi toplayıp oyuna, eğlenceye, mesafeyi ortadan kaldıran faaliyetlere girmelerine müsaade etmeyelim. Yine lütfen, evet hocam, cenazeye katılmak, doğru, taziyeye gitmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Lakin doğru. bu hakkımızı biz telefonla, mesajla, doğru, sosyal medya üzerinden yapmak suretiyle ifa etmeye çalışalım. İnşallah. Eğer aksini yaparsak, geçmişteki gibi doğru. davranırsak, birçok insanın günahına biz katlanmış oluruz, günahına girmiş oluruz. Evet hocam. Dolayısıyla bunu ödemek konusunda da ahirette sıkıntı çekeriz. Allah Onun için Allah rızası için, evet hocam, geçmişte yaptığımız bir takım alışkanlıkları artık bir kenara bırakıp doğru. yeni döneme uygun hareket etmeye hep beraber çalışalım inşallah. İnşallah değerli hocam. Değerli hocam, şimdi okullar daha önce her yıl olduğu gibi Haziran ayı gelince okullar tatil edilir. Okullar tatil edildikten sonra yavrularımız hasretle camilere, yaz Kur'an kurslarına, Kur'an kurslarımıza doluşacakları, gidecekleri günün özlemini çekerler. Evet. Ve aşkla, şevkle o işe yönelirlerdi.
Fakat bu yıl tabi bu pandemiden dolayı yaz Kur'an kurslarımız da etkilendi. Milli Eğitim'deki okullarımızın etkilendiği gibi. Diyanet İşleri Başkanlığımız yaz Kur'an kurslarının camide değil de online olarak verileceğiyle ilgili olarak bir duyuruda bulundular. Kıymet Hocam tabi bu sürecin bize getirdiği bir zorunluluk. Biz onun farkındayız. İşte yaz Kur'an kursu, Diyanet İşleri Başkanlığımız düzenlediği yaz Kur'an kursu ile ilgili olarak bu süreç nasıl işleyecek? Bizler öğrencilerimizde bu süreçte neler bekliyoruz? Kıymetli hocam, bu anlamda bizlerle ne paylaşırsınız? Muhterem hocam, Kur'an'ı öğrenmek dinimizin emridir, Allah'ımızın emridir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak evet hocam, vazifelerimizden bir tanesi de isteyen çocuklarımıza, gençlerimize Kur'an'ı evet öğretmektir. Doğru. Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, yaptığımız merkezlerde hocalarımız marifetiyle, Kur'an'ı bilen insanlar marifetiyle bilmeyen insanlara öğretmek gibi bir vazifemiz, bir görevimiz var. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğundan bu yana da bu vazifeyi ümmet icra ediyor. Peygamberimizden bu yana aslında bu vazife icra ediliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihi itibariyle doğru, başkanlığımız kurulduğundan bu yana camilerde, Kur'an kurslarımızda bu vazifeyi icra etmeye çalışıyor. Elhamdülillah. Ve uzun yıllardır yaz kursları da vazgeçilmez kurslarımız arasına girdi. Çok doğru. Kışın çocuklarımız okullarına giderler. Doğru. Yaz geldiğinde de bir camimizde veya Kur'an kursumuzda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan bir hocamızın dizinin dibine diz çökerek evet, ondan Kur'an-ı Kerim'i ve dinlerini öğrenirler. Çok doğru. Müslümanlar çocuklarını buralara gönderirler. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Elhamdülillah. Bu sene de yapacağız. Doğru inşallah. Hiçbir alışkanlığımızdan, hiçbir görevimizden biz vazgeçmiş değiliz. Evet. Bunların tamamını ifa ediyoruz, edeceğiz. Ancak evet, bugünkü şartlarda bunun bir ifa şekli var. Şekli değişti. Nedir o? Evet hocam. Pandemi sebebiyle bu sene evet, başkanlığımızın devletimizle birlikte aldığı karara göre doğru, camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yüz yüze eğitim bu yaz yapılamayacak. Maalesef. Doğru. Peki niye yapılmasın hocam? Birileri diyebilir ki şurası açık, burası açık. Herkes sokakta. Doğru. Aslında her yerin açık olup pervasızca kullanılmasını biz buradan kınadık. Böyle bir şeyin doğru olmadığını da ifade ettik. Çok doğru. Bir takım kurallara uymanın gerekliliğini de ifade ettik. Uyulmadığı takdirde bunun uhrevi cezasının da olacağını da buradan çok ifade doğru ettik. Fakat biz kendi alanımızla alakalı konuşacak olursak evet hocam, bizim alanımızda kim var hocam? Baktığınızda 7-8 yaşından başlayıp evet hocam, 10-15 yaşına kadar çocuklarımız var, gençlerimiz var değil mi? Çok doğru. Peki biz çocuklarımıza evlerimizde evet hocam, şunu yapmayın dediğimizde söylediğimiz şeylerin dinlendiğine pek şahit olduğumuzu söyleyemeyiz. Doğru. Çocuksu bir yaklaşımları yani, var. Aile içerisinde bile evet hocam, biz o çocukları istediğimiz gibi şekillendiremiyor isek evet, bir hocamızın dizi dibinde toplanan 50 tane, 100 tane çocuğun evet, hocamızı dinleyip dinlemeyeceği hususu da tereddüde şayan bir durumdur. Çok doğru. O talimatları uygulamaları. Dolayısıyla evet hocam, hocamızın maske tak. Evet. Mesafeli dur. Şu saatler arası gel. Evet. Gibi bir şey deme hakkı varsa da evet, bunu evet, sağlama imkanı yoktur. Yani çocuklarımız yine doğru, iç içe girecek. Evet hocam. Yine güreşecek. Yine çok tatlı doğru kavgalar yapacak. Çok doğru. Yine o mesafe ihlali maske takmama gibi bir durumla evet bizler karşı karşıya kalacak idik. Doğru. Çünkü bizim hedef kitlemiz onlar. Hedef kitlemiz cuşa huruşa gelen değil mi? Hocayı çok dinlemeyen doğru bir kitle. Canlı. Bu kitleyi caminin çatısı kubbesi altında toplamak evet hocam, veya Kur'an kursunun sınıfları içinde toplamak evet hocam, bu dönemde, bu pandemi döneminde aha, akle ve ilme, bilime sığmayan bir durum olacaktı. Doğru. Dolayısıyla başkanlığımız bunu gözetti. Ve dedi ki hele bu senede bu iş böyle olsun.
Doğru. Rabbim inşallah bizi bu işten, bu sıkıntıdan kurtarıncaya kadar, evet hocam, online bir sistemle Diyanet TV'den biz bu yayını yapalım. Evet hocam. Günde iki kez bu yayını yapalım. Doğru. Bu yayına kayıt alalım yine online sistem. Doğru. Sistem üzerinden kayıtlarımızı alalım. Çocuklarımız kayıt olsunlar. Evet. Üç türlü ders var hocam. Evet. Televizyonda verilecek, Diyanet TV'de verilecek. Hı hı. Üç türlü dersimiz var. Bir, saat 9 ile 9.30 ile 11 arasında. Evet. 1.5 saatlik süre. 1.5 saat devam edecek. Hı hı. Kur'an'ı öğreniyorum. Evet. Dinimi öğreniyorum programı. Doğru. Yani ikisinde de Kur'an'ı öğreniyorum. Var. Kur'an'ı öğreniyorum. Doğru. Sonra dinimi öğreniyorum. Çok güzel. Diğer öğleden sonra saat 5'te başlayıp 6.30'da bitecek olan programda ise, evet hocam, Kur'an'ı okuyorum. Evet. Dinimi öğreniyorum. Yani programı olacak. Aşama aşama. Birisinde yani sabah yapılan, doğru, saat 9 ile 9.30 ile 11 arasında yapılan programda, evet hocam, o program daha ziyade Kur'an'ı hiç bilmeyen ya da yeni başlayan, doğru, çocuklarımızın talimine, eğitimine yönelik bir program olacak. Çok güzel. Yani elif, ba, ta, ta diye başlanacak. Doğru. Ve bu program eğer, hı hı, o saatte izlenmediği takdirde, evet hocam, o programı YouTube üzerinden, evet, banttan izleme fırsatı da olabilecek. İnşallah. Yani vatandaşlarımız, evet, bunu da bilsinler. Evet hocam. Çocuklarımız bu saat geldiğinde, aha, gerektiğinde büyüklerimiz de, evet, çocuklarıyla hocam birlikte özellikle Kur'an'ı okumasını ya hiç bilmeyenler veya, evet, bilip de tecvid kurallarına göre okuyamayan kardeşlerimiz, doğru, televizyonlara başlarına otursunlar. Ya baştan ya da öğleden sonra yapılacak olan programda tecvidiyle beraber Kur'an-ı Kerim'i okuma imkanına sahip olacaklar. İnşallah değerli hocam. Bu bir fırsattır. Doğru. Bu fırsatı bu sene küçüklerimiz de, evet hocam, büyüklerimiz de güzel bir şekilde inşallah değerlendirsinler. İnşallah. Yani tekrar ifade ediyorum. Aha. Birileri ya iyi niyetle veya suyi niyetle, maalesef, şunu söyleyebilir. Yani her şey yapılıyor da Kur'an kursları niye açılmıyor? İşte sebebi budur. Güzel. Biz çocuklarımızın önünü alamayız. Doğru. Pandemi döneminde bu mikrobun taşınmasına vasıta olmamak adına Diyanet Başkanlığımızı devletimizle birlikte böyle bir karar aldı. Ama yine Kur'an'dan mahrum olmak yok. Evet hocam. Sistem üzerinden, Diyanet TV üzerinden Kur'an-ı Kerim'i çok rahat bir şekilde öğrenme imkanı inşallah sahip olacağız. Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, yani hocamın da ifade ettiği gibi sevdiklerimizi korumak adına Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yola girdi. Kıymetli hocam, müsaade ederseniz bir reklam arası vereceğiz. Hem hocamı dinlendirmiş olacağız bu anlamda. Hakikaten kendisinden istifade ettik. Kıymetli izleyenler, programımıza kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.